Alkol satışı ve kullanımında sınırlama getiren yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi turizmcilerin tepkisine neden oldu. Önergede herhangi bir kayıt yer almadığı için gece perakende alkol satışına ilişkin yasağın turizm bölgelerini de kapsayacağı söylentileri Foça'daki turizmcileri ayağa kaldırdı. Hükümetin alkol yasaklarını genişleten tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşma yoluna girerken, Foça'da restoran, kafe, bar, disko ve otel gibi alanlarda hizmet veren turizm işletmecileri duruma tepki gösterdi. Yeni yasanın turizmle bağdaşmayacağını ifade eden turizmciler, alkollü içecekler yasasıyla ilgili düzenlemeyi özgürlük kısıtlaması olarak değerlendirdi. İnsanlar diyoruz ki özgürdür, tercihlerini kendileri yapar. Bunu yasak koyucular veya işte çıkarıcılar belirleyemez. Kendileri belirlerler. Adam 12'de içki içecekse içer, namazına gidecekse gider. Biz öyle bir dünya istiyoruz. İçki yasağı kalkıyor dediği zaman Foça'ya ne bir tane insan gelir ne de bir mekan iş yapar. Yani bu mekanları... Yani içki yasağı başladığı zaman değil mi? Eğer başlarsa... ne kimse iş yapabilir ne de bu mekanlar ayakta durabilir. Çünkü insanlar İzmir'den, Manisa'dan, işte sağdan, soldan buraya balık yemeye geliyorsa içki de içmesi gerekiyor bu insanların. Sadece Foça değil yani tüm Türkiye etkileyeceğini düşünüyorum ben. Mesela ben şu anda kendim içki kullanmıyorum. Hiçbir şekilde kullanmıyorum ama yani kalkıp insanların içki kullanma özgürlüğünün kısıtlanması diye düşünüyorum ben bunu ilk başta. İnsanlara vurulan bir kettir bu. Ondan sonra da otomatikman bizim gibi işletmecilere bu yansıyacaktır. Sadece bizim gibi işletmecilere değil, tüm Türkiye'nin ekonomisine yansıyacaktır bu. Çünkü bugün içki sonuçta bir fırının ekmek yapması, ekmekten uncunun kazanması, fırıncının kazanması, çalışanın kazanması gibi de düşünüyorum ben. İçkiden de otomatikman bir katma değer vardır. O katma değerin otomatikman ortadan kalkması diye düşünüyorum ben. Yani hiç de hoş olacağını düşünmüyorum. Yani içkinin özendirilmemesi çok normal. Ancak vatandaşın özel yaşamına müdahale etmeyeceğim diyen zihniyet özendirmeme adı altında bana göre özel yaşama müdahaledir bu. Ayrıca turizm kentinde yaşıyoruz. Turizm içkiyle mutlaka paralel olarak gitmekte. Buna engellemenin bir anlamını görmüyorum. Tabii ki özendirilmesi ama böyle saatler, kısıtlamalar getirilmesi... İnsanların özel yaşamına müdahaledir diye düşünüyorum. Şimdi hiçbir turiste vize vermesinler ya da ülkeye almasınlar yani. Turizmi bitirsinler. Turizm gelirlerinden de herhangi bir şey beklemesinler. Bu yasada devam etsin. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Foça değil tüm Türkiye ve sahil şeridi etkilenir. Nasıl yani, etkilenir efendim? Yani nasıl etkilenir? Sahil şeridindeki insanların yani %90'ı belki %99'u içki satışından para kazanıyor. Restoranından tutun barına kadar. Yani ki sahil şeridi demek restoran ve bar demek yani. Ya yüz binlerce insan işsiz kalır. Ben çalıştırıyorum 7 kişi sadece. Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Günal Menemenli, iyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Esnafımızın böyle bir önemli meselesini gündeme getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Yine asıl çalışanlarına, sizlere. Çok buyur teşekkür efendim. Ediyoruz biz de bültenimize katıldığınız ve düşüncelerinizi paylaşacağınız için. Şimdi geçtiğimiz günlerde yine sahil kasabalarımızdan, turistik merkezlerimizden biri de yine aynı bu esnafın şikayetini gündeme getirmiştik. Keza şimdi Foça'da da aynı gündem var. Alkol yasağının işleri engelleyici artı turistin ülkemize gelmesini bile vazgeçileceği yönünde düşünceler var. Esnaf sözcüsü olarak siz ne diyeceksiniz? Şimdi efendim bu sırf Foça'nın meselesi olarak görünmemeli. Bu Türkiye'mizin meselesi. Yasanın böyle bakkal ve marketlere çıkmasından dolayı zor duruma bıraktı. Satıcı da şaşkın, tüketicinin de kafası karışık. Yasada öngörülen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için konulan 90 günlük geçici süre yeterli değil. Yasanın yürürlüğe girmesinin en az 3-5 yıl ertelenmesi esnafımızın açısından önemli. Çünkü ani getirilen yasak ile büfe, bakkal, market esnafımız büyük sıkıntı içerisinde. Bu karar esnaf teşkilatımızı şaşkına döndürdü. Hipermarketlerle haksız rekabetle boğuşan esnafımız onların kapanış saatlerinden sonra iş yapma imkanı da ortadan kalkmış oluyor.
Küçük esnafımızın lehine son yıllarda hiçbir destekleyici kanun çıkmaması teşkilatımızı çok üzmektedir. Bundan dolayı turistik yerlerde de zor olan şey Türkiye'nin meselesi olarak görüyoruz. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki her kesimden insan bizi izliyor ve kafalarında soru işaretleri oluyor. Bu turizm yerlerinde açık olan marketler, özellikle sabaha kadar açık olan marketlerin sabaha kadar yaptığı iş hacminde içki en tepedeki madde herhalde, değil mi? Efendim, şimdi zaten en ucuz içkiye hipermarketlerde satılıyor. Çünkü evet, onlar daha ucuz sattıkları için eğer bu içiciler toptan alıp oradan içme imkanı var. Fakat biz bu esnaf yasasının, marketler, hipermarketler yasasının çıkmasını çok arzu etmemize rağmen hiçbir gelişme olmadı. Bugün Avrupa'nın hiçbir yerine cumartesi, pazar bu hipermarketler açık değil. O boşlukta da bizim küçük esnaf sanatkarımız, bakkalımız iş yapma imkanı var. Şimdi saat 22'ye kadar açık olan hipermarketlerin aynı kefeye konulduğunda büfeci, marketçi ne satabilir? Zaten ancak böyle sigara, içki satabilir durumda olanlar o saatten sonra iş yapıyordu. O iş yapma imkanı kalktı. Kaldı, bir de insanlar yeni bir yatırım yaptı. Yeni bir sezona giriyor. Yeni bir iş yeri açıyor, yatırım yapıyor. Siz kalkıyorsunuz bir anda insanların bu yaptığı yatırımın önünü kesiyorsunuz. Peki Sayın Menemenli, şunu sormak istiyorum. Ekranımızda az önce röportajda verdiğimiz bir işletmecinin söylediği sözler vardı. Bu birbirine paralel gidecek olan şeyler. Örneğin ben yanımda adam çalıştırıyorum. İleriki zamanda iş yapamayınca bu insanlar işsiz kalacaktır. İstihdam sorunu yaşanacaktır. İşsiz sayısı artacaktır deniyor. Buna katılıyor musunuz? Tabii ki. Çok haklı esnafımız. Orada konuşan esnaf arkadaşlarımı izledim az önce. Hepsinin konuştukları zaten canlı, birebir yaşayan insanlar. Bugün hiçbir hipermarket sahibinin bir çıkıp beyanatı yok. Onlar işlerini başka türlü hallediyorlar. Bizim canımıza tak ettiği için esnafımız konuştukları yerden göğe kadar hakkı var. Doğru ifade ettiler. Peki ne olacak, ne yapılacak? Bundan sonrası için turizmimizin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Şöyle, bizim TESK'imiz, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanımızın da bir gayret çabası var. Birlik Başkanımızla da görüştüm, Zekeriya Mutlu Bey'le. Hepsinin bir çalışması var. Nasıl bir ufak meseleden dolayı bir grup insanlar meselesi için, ekmeği için yürüyüş yapıyorsa, ne bileyim, hakkını arama adına yasal çerçevede hak arıyorsa, bizim Esnaf teşkilatımızda bunu arayacağını düşünüyorum. Araması gerektiğini de vurguluyorum. Peki efendim, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Günal Menemenli katılarak bu konuda düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz.